Milyonlarca emeklinin gözü kulağı iktidarın yapacağı düzenlemede ama henüz ortada bir çalışma yok. En düşük emekli aylığına 2000 lira artış yapılabileceği konuşuluyordu. AK Parti Grup Başkanı rakamın daha belli olmadığını, Çalışma ve Maliye Bakanlıklarının etki analizini bile yapmadığını açıkladı. Tüm bu tartışmalar içinde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise enflasyonda en kötüsü geride kaldı dedi. Emekli aylıkları ile ilgili bütçemiz belli. Nasıl karşılayacağınızı henüz konuşmadık. 10 yerden 20 yerden maaş alıyorlar, bize 12 bin liraya 13 bin liraya mahkum ettiler. 5 uçakla Amerika'ya gidiyorlar. 2 lira için toplantı hala yapılmış değil. Lükse bak. Cumhurbaşkanı Erdoğan günlük 10 milyon para harcıyor. Lale devri yaşıyor. Ben 4 senedir tatil yüzü görmüyorum. En düşük emekli aylığına 2000 ya da 2500 lira artış yapılacağı iddiası iktidarın 5 gün içinde farklı farklı yaptığı açıklamalarla yılan hikayesine döndü. AK Parti sözcüsü çalışma yapılıyor demişti ama o çalışmanın daha yapılmadığı ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli aylığında artış oranının da belli olmadığını söyledi. Bakanlarımızın farklı programları nedeniyle inşallah hafta başı bunu biz açıklarız. En düşük emekli aylığına 2000 ya da 2500 liralık bir artış yapılacak mı yapılmayacak mı? İktidar henüz bununla ilgili çalışmayı nerede ne zaman yapacağına bile karar vermedi. Şimdi yeni bir iddia. En düşük emekli aylığına artış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'dan dönüşünün beklendiği. Bir oransal artış varsa da bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın arz edilmesi. Ondan onay alındıktan sonraki süreçte de değerlendireceğiz dedik. Reisimizin ağzından çıkacak laflarla avunuyoruz. Geçen bir alışveriş yaptım. Torbaları kenara koydum. Elinde bir baston bir amca. Yaşlı, çok yaşlı. Benim torbalarımı aldı, götürüyor. Arkasından seslendim. Ya ben dedi çöp zannettim dedi. Çöplerden ne bulursam yiyorum dedi. İnanın bu beni ağlattı. Yaşlarımız artık sona geldi. Dezenflasyon döneminin başındayız. Yılı 38 civarında kapatmayı ümit ediyoruz. En zoru geride kaldı. Ekonominin neyesinden anlıyorsa gelsin çıksın pazara. Geçen gün bir kalıp peynir aldım 200 küsür lira. TÜİK'le birlikte pazarlara, çarşılara insinler bence. Yumurtanın 2,5 TL olduğu söyleniyor. Biz kolisini 100 TL'ye alıyoruz. Kimi kandırıyorlar? İnşaat firmasına en düşük maaştan emekli oldum ne yazık ki. İş arıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ev sahibim çıkarmak üzere. Ya ben bugün 20 milyar kira veriyorsam eve, kötü eski binaya millete zam vereceğiz diye enflasyonu düşürdü. 2000 lira, 2500 lira zam verecek. Hiç vermesin. En düşük emekli aylığına 2000 liralık artış için etki analizlerini tamamlayamadı Çalışma ve Hazine Bakanlıkları. Bakan Şimşek ise enflasyonda en kötüsünü geride bıraktık. Türkiye kişi başı milli gelirde yüksek gelirli ülkeler grubuna da girecek dedi. Bu sene çok büyük ihtimalle kişi başına milli gelirde Dünya Bankası tanımına göre ilk defa Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek. Çalışıyorum, yetiştiremiyorum. Siz çalışan emeklisiniz. Evet, evet. Siz yüksek gelirli misiniz? Yok, düşük gelirliyiz biz. Yoksul durumda bütün emekliler. Asgari ücretin iki kat üstünü de alsan yine yoksulsun, yine yoksulsun yani.